İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. İlimden Medeniyete programımızda TGRT FM Radyosu'nun sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyum. Bugünkü programımızda geçen hafta anlatmaya başladığımız Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri'nin hayatından ufak tefek bilgiler derleyebildiğim kadarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani paylaşmak veriyorum canım paylaşmak derken al bu sana bu bana demiyorum. Şimdi onun adına paylaşmak diyorlar neyse. Senden bunu paylaşalım. Ben bunu size anlatayım. Daha güzel anlaşılmıyor mu yani? Paylaşmak ne demek? Bende kalıyor ha falan demektir paylaşmak. Bak bana da kalsın. İlim gitmez ki. Anlattıkça ilim gitmez. Anlattıkça ilim bitmez. Hiçbir profesörün dünyaca tanınan profesörün Birkaç sene sonra ya benim çok talebem vardı, öğrencim vardı. Bunlara ilimleri verdim, verdim, verdim. Ben de hiç ilim kalmadı dediğini duydunuz mu? Duyacağınızı tahmin eder misiniz? Peki materyal olan her şey, madde olan her şey paylaşıldıkça azalır. Dert bile paylaşıldıkça azalır. Para paylaş azalır. Ama ilim paylaşınca azalmıyor. Rabbim ilmi uzun ömürlü yapmış, uzun ömürlü yapmış. Dünyada yarattığı diğer şeylere ilim benzemiyor. Sen ilmi veriyorsun, ama ilim sende kalıyor. Hard disk'te duruyor bu. İstersen bir milyon insana dağıt. İnternetten bütün dünyaya bir milyar insana dağıt. Hiç ilmin kıymetini bu sözü hatırlayarak lütfen gençler iyi bilin bilmezseniz siz bir şey bilmiyorsanız sizi kimse aramaz. Siz bir şey biliyorsanız o şeye ihtiyacı olan hiç tanımadığınız dünyanın herhangi bir yerinden sizi arar bulur eder. Ya bunu siz biliyormuşsunuz bana bir söyler misiniz der. Bilmek bu kadar kıymetli. Senin bulunduğun okulda falan, yurtta o gece uyutmazlar seni. Sen yeter ki bir şey bil. Gelirler, çaylar ikram ederler, pastalar getirirler. Çaycıyı kaldırırlar. Aman abi şu bilgisayarda bir arız oldu. Şunu yap. Senin özelliğinle onlardan bunu biliyorsun. Bilmek bu kadar kıymetli ya. Maddi olarak. Peki bir de sen onu yaptıktan sonra abi Allah razı olsun ya. Büyük bir sıkıntıyı üzerimden al. Buyur. allah Teala okulundan razı oluyor. Kötü bir şey değilse tabii. Razı oluyor. Sekiz yaşında iken geceleri teheccüd namazını hiç terk etmedi. Teheccüd namazı gecenin üçte biri geçirdikten sonra yani yarısını daha doğrusu geçirdikten sonra kılınan bir namazdır. Bu namaz çok kıymetlidir. Uykuyu bölüp kalkıyorsun. Teheccüd vaktinde. Ama çok kıymetli. Bu çocukta yani Abdülvehhab-ı Hazretleri de ailesinden gördüğü üzere kimse onu zorlamadan 8 yaşında geceleri teheccüd namazını hiç terk etmedi. Buyuruyor kitapta. Teheccüd bu kadar kıymetli ama bir farzı vaktinde kılmak kadar kıymetli değil. Teheccüdü kılmazsan allah Teala hesabını sormuyor. Ama sabahın farzını kılmazsan, sünnetini kılmazsan allah Teala bunun hesabını soruyor. Soruyor arkadaş. Bütün namazları, farzlarını soruyor. Şimdi bazı Kur'an-ı Kerim öğretilen özel yerlerde efendime söyleyeyim Kız öğrencilerinde bulunduğu yerlerde sırf teheccüd namazını kıldırabilmek için oradaki 7-8 yaşlarındaki bazı çocukları uykusu da ağırsa, acıkta da uykuyu seviyorsa ayağından sürükleyerek lavaboya abdest almaya götürüyorlar. Çocuk lavaboda şöyle bir gözünü açıyor, bir musluk görüyor hayalen şar 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 akıyor. Elini koyarken lavaboda tuturarak uyuyor. Kalkmayana eziyet ediyorlar. Ederlerse, ediyorlar demeyeyim. Ederlerse, böyle sürük sürük, sürük diye getirirlerse, bu çocuk 7 yaşında böyle olursa, 17'sinde dine sırtını dönerse hiç şaşmayın. Şaşmayın. Bu iş gönül işidir. Çocuk istiyorsa yapsın. Kız çocukları namaz kılmayacağı zamanları dahi teheccüdü kaçırma diye sen kendi kendine bir takvim yaparsan bunu yapan hoca hanımefendi büyük vebale girer. Veya hoca efendi erkek yurtlarında da. Onun için teheccüd çok kıymetli ama illa teheccüd diye bunu yaparsan, bu kimse de uyuklaya uyuklaya gelir, teheccüdü kıldım der. Ondan sonra da yatar sabah namazını vaktinde kılmazsa, onu kaldıran da bu ağırlığın altından kalkamaz, çocuk da kalkamaz. Yapmayalım, yapmayalım. Teheccüd iyinin iyisidir. Ama mühimmin mühimmi değil, ehem değil ehem olan farzları yerine getirmek. Mühimdir ama ehem değil. Diyor kitaplar, ben demiyorum, ben böyle bir fetva falan haşa 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 böyle bir fetva verecek din adamı da değilim. Bir Müslüman olarak efendim bunları okuduğum kitaplara göre söylüyorum. Bulu çağına gelmeden yani işte 12 yaş falan gibidir. Gelmeden gece namazında Kur'an-ı Kerim'i hatbederdi. Ya Abdülvehhab-ı Şaharani Hazretleri teheccüdde kılarken Kur'an-ı Kerim'i hatbederdi. Diyor kitapta. Bunlar çok özel haller. Peki bu kadar ilim sahibi bir ailenin çocuğu bunu niye böyle yapıyordu? Efendim, iki hususu iyi bilmek lazım. Aşk, insanın gözünü kör eder. Kulağını sağır eder. Dimanını durdurur, kapatır dışarıya. Mecnun'la Leyla, aynı hocada Kur'an-ı Kerim mı çocukken, Kur'an-ı Kerim'e hatmetecekler. Ama Mecnun'u öyle sarmış ki Leyla'nın aşkı o çağda ve Leyli'ye gelince okumayı bırakmış. Bitmiş. Dağlara düşmüş. Kim için? Leyla için. Ve bütün ömrü boyunca çöllerde Leyla'yı ararken beraber başladık. Ama ama ben velleyli de bıraktım o hatbetti veya o hatbetti ben velleyli de kaldım dermiş. Leyla'nın köyü tarafından gelen köpeklerin ayaklarını öpermiş. Mecnun ne yapıyorsun? Bu köpeklerin ayakları Leyla'nın bastığı kumlara basa basa geldi dermiş. Allah Allah. Yani işte Mecdun yani aşık. Aşık olan bunu yaparsa af oluyor. İmana zarar bir şey yoksa af oluyor. Onun için Enel hak buyurdu Hallacı Mansur Hazretleri Vay dediler ki tanrılık davasında bulunuyor. Vurun. Vurdular. Görünüşte maddi olarak allah Teala inkar. Ben hakım diyor. Gelin bana tapın demiyor. Ben hak oldum diyor. Halbuki ben şu gördüğüm şeylerin hepsinde Cenab-ı Hakk'ın eserlerini görüyorum. Her şey ama her şey iğne iplik. Mikroplar, basiller, efendim çeşitli virüsler hepsi hepsi görünen görünmeyen. Ha bu çocuk da aşk Kur'an-ı Kerim'i bir gecede hatmedermiş. Aslında dinin müsaade ettiği, İslamiyet'in müsaade ettiği Kur'an-ı Kerim'i üç günden evvel hatmetmek uygun değil. Ha nasıl ederdi bu aşık arkadaş? Aşık bu aşıka bir şey soramazsın. Aşıka Bağdat sorulmaz. Yani aşık Bağdat'a gitmeyi gözünde büyütmez. İstanbul'daki aşığa söylesen 15 günlük atla gidilen yoldur Bağdat. Ama aşık gider. Gider nasıl gider gider. Nice aşıklar böyle Beytullah'a yüz sürmeye gitmişlerdir çöllerde. Evet burayı da tabii böyle bir parmak basarak geçmek istiyorum. Yanlış anlama olmasın. Biz bir yerde bir alimi anlatırken ya bu alim de böyle yapmış. Bak gece hatmediyormuş. Hadi biz de yapalım. Arkadaş aşıksan gel beri. Değilsen git geri. Aşık isen gel beri. Değil git geri. Nereye geldin, nereden geldinse oraya git. Dön buyurmuşlar. Bir işe başlayınca bütün inceliklerine iner, o işi en iyi şekilde yapardı. Şişirme yok, idare eder canım, idare eder, hallederiz abi, yok. Şimdi nice sanatkarım diye ortaya çıkanlara bakıyoruz, abi oğlum ya hallederiz be kardeşim diyor. Getiriyor iki tak tak bir şak şak. Oldu mu? Oldu oldu. Eskisinden sağlam oldu. Yolda kalıyor. E, abi tabii diyor ya bu. Zaten öyle olabilir yani. Gene yaparız abi diyor. Bir daha şak şak Ama bu her hususu yani allah Teala gafur rahimdir. Ya ben böyle abdestim var mıydı yok muydu unuttum ama e, namazı da böyle kıldım oldu mu? Oldu oldu sen ona kafanı yorma. Senin niyetin neydi? Namaz kılmak. Tamam canım. Allah senin niyetine göre iyi İyi de kardeşim sen de aklı başında niyet et ya. Yani 80'lik adam mısın ki ya oldu mu olmadı mı diye o affolmuş. 80'lik adam namaz kılarken efendim nerede kaldım ne yaptım düşünüyor. Hangisi galipse ona devam ediyor. Vesvese yapmıyor. Ama gencin de birader iş adamıysa kasadaki parayı namazın içinde saymasın canım. Hiç olmazsa büyük paraları saymasın. Küçüklerle orasın. Oluyor mu oluyor tabii ya. Hoca'nın namazı eksik kıldırdığını söylemişler. Bir kısmı cemaat yok ya eksik kıldırmadı. Tamam kıldırdı. Bir kısmı öyle demiş ki tüccar vallahi demiş bana göre eksik kıldırdı. Peki sen hakikaten dikkat ettin mi? Yok demiş. Dikkat etmedim ama ben ikindinin farzındayken kasadaki kağıt paraları sayar, bir kenara yazardım. Şimdi de onları yarıya gelmeden hoca selam verdi. Bu eksik kıldırdı demiş. Abi sen ne yapıyordun? Namaz kılıyordum. Oh be! İki işi, üç işi, dört işi, beş işi birden bir yandan da böyle sinek falan da kovuyordur belki. Öyle olmamak lazım. Yani ibadet öyle sıradan idare eder değil. Yeri geliyor, gurme gurme diyorlar adam. Bir çorbanın böyle kokusunun bile bilmem zerzeçalı daha fazla olmuş. Kokluyor, kokluyor, fazla olmuş. Bunlara hassassın da Allahu Teala ibadet ederken niye hassas değilsin ya? He? Dilin, hadi zerdeçal fazla oldu veya baharatı fazla oldu. Ne olur? Biraz iç organlarında sıkıntılar yapabilir kaşıntı yapar, onu yapar, bunu yapar. Ama öteki senin ahiret hayatını mahvediyor ya. Onda idare olmaz. Sağlıkla masraf düşünmüyor onun için devletimiz. Evet. Çok çalışkandı. Emeğine acımazdı. Onun anlatılanları kavrayışı çok hızlıydı. Bu insanın zekasını gösterir. Hocalarının anlattıkları şeyler allah Teala'nın yolu olduğu için onu kavraması zeki ve akıllı olduğunu gösterir. Çünkü akıl hakkı batıldan ayırmadır. Zeka ise başına gelen bir işe bir hızla bir çözüm bulabilme ile zekanın sürati, çokluğu, azlığı anlaşılır diyor bazı yabancı müellifler de yazıyor. Efendim, diğer kıymetli kitaplarda da bu böyle anlatılıyor. Hocalarının okuttuğu kitapları ezberlerdi. Ya Rabbi, nasıl bir insan yani. Bu kadar tahsil yapan insanımız var. Türkiye işte ilkokulu e, okumayan kimse kalmadı veya okur yazar olmayan kimsemiz %1 bile değil. İyi, iyi tamam da. Hangimiz hangi kitabımızı ezberledik? Ha, ezberlemek şart mı? Bir din kitabını ezberlemek şart mı? Değil. Ezberlemekten daha ötesi o kitabı anlayarak okuyup kafasına almaktır. Çünkü uygulayacaksın. Trafik kitabındaki bilgileri bir şoför ezberlese, otobüs şoförü, ama kafasını almadıysa, yolda karşılaştığı bir trafik zorluğunda, şu kitabı getirin, şu kitabı getirin ne diyecek yani? Ne olacak ya çarpacağım da şunu ne yapmam lazım, nereye basmam lazım mı diyecek? Onu kafasına alacak. Boşa kaptan pilot demiyorlar adama. İnsan kendinin kaptan pilotudur. Onun için her şeyi kafasına alın. Canım ben din adamı mı olacağım ya giderim bilmediğimi sorarım. İşte bilmediğimi sorarım da Hristiyan alemi bilhassa Katolikler papazların söylediği şeyleri yapmaya esir oldular. Niye? Ancak papazlar biliyor bu işin sırrını. Günah mı affedecek, günah mı yükleyecek, aforozma edecek, efendim yoksa başka bir şey mi yapacak? Oylu biliyor, papaz biliyor. Niye sizin cemaatiniz bilmiyor? Bilmiyor. E peki Müslümanlar da cemaat biliyor mu? Valla anlatan hocalar olsa cemaat biliyor arkadaş. Ama eğer bu konuda anlatmada noksanımız varsa ki bana sorsanız kanaatımı altına da açık imzamı atar koyarım. Maalesef bu konuda fıkıh bilgisini insanlara öğretme gayreti olan Yok diyemem. Ama yok gibi çok az. Niye acaba? Ya idare et ya işte olduğu kadar ya olduğu kadar. E babam evindeki duvar kağıdına olduğu kadar yapıyor musun ya? He? Hocam sen o duvar kağıdını öyle yapıyor musun ya? Kapının eşiğini ya böyle de idare eder canım falan diyor musun ya? Niye allah Teala'nın emrettiği şeyi yaparken hepsinden daha çok özenmiyorsun? Demezler mi adama? Derler. çok geç yaşta hadisi şerif ve fıkıh ilimlerinde üstad oldu. Yani 15-16 yaşlarında ben buluğdan sonra. Üstad, üstad ihtimal ki kütübü sitleyi de ezberledi. Abdülvehhabi Şarani rahmetullahi aleyh. Tasavvufta da çok çalışıp çok velinin feyiz ve teveccühüne kavuştu. Birisi de Aliül Havvas Hazretleridir. Başka okuduğu hocalardan da Muhammed Magribi, Muhammed bin Anan, Ebu'l Abbas Gamri, Nurettin Haseni, Şeyhülislam Zekeriya El Ensari, Ali Darir, Ali bin Cemal, Abdülkadir bin Anan, Muhammed Adil, Muhammed bin Davut, Muhammed Servi, Nurettin Mursafi, Taceddin Zakir. Peki bu hoca de okudu. Bu alim büyük alimler bunlar. Tanınmış adamlar. Bu hoca efendi bak oğlum bu kapıya geldin. Artık bu kapıdan başka kapıya gitmek yok dediler mi? Denmez ki efendim. Denmez ki. Hakiki ilim adamı, oğlum bana niye geldin? Ben de bir şey yok ki der evvela. Kovarmış huzurundan efendim bazı büyükler. Git evladım sen vaktini, ömrünü boşa geçirme bana geldin. E, şöyle söylediler, böyle söylediler diyorsun. Onlar yanlış söylemiş yavrum, bilmediklerinden söylemiş. Sen git daha büyük insanlar var onlardan şehit yavrum oku. Büyükler böyle yaparmış. Öteki direnirmiş. Kapısına gelir eşiğine yatarmış. Ne olur efendim? Ha bunu o alim nazamı çekermiş kendine? Hayır. Çocuğun iştiyakını, gelen delikanlının iştiyakını kovalansa da gitmeyeceğini, kedinin kasap dükkanında asılı ciğere olan aşkı gibi görünce, eh artık benden vebal gitti, gel o zaman evladım dermiş. Ne yapayım? Ben sana bunları okutacak vasıfta değilim dedin. Sen geldin, bunda da bir hikmet vardır. Belki senin bereketinle benim de ilmim artar deyip öyle kabul edermiş. Sokakta böyle iki üç tane kediyi gördüm mü de hala ya bir tavukçu vardır ya bir kasap dükkanı var da yakında diyorum. Yüz yıllardır kedi ciğere düşkündür. Niye biz peki ilme düşkün değiliz? Kedi hadi boğaz ikinci yere düşkün arkadaş. Sen Allah için niye buna düşkün değilsin? Niye ilme düşkün değilsin? Efendim ilim adamları ya gidiyoruz adamların arkasından kiraz bahçesi çıkıyor çıkıyor doğru. Doğru. Sahte sahtesi çok. Ama sahtesi çok diye bugün piyasada altınların kuyumcular aç mı geziyor? Yok. Onların kendilerine göre müşterileri var arkadaş. Senin işin de hakikisinden sahtesini ayırmaktır. Nasıl ayıracaksın? Eğer o kimseyle görüştüğünde diyor kitaplar. Ben bunun üstadı değilim haşa haşa. Eğer o kimseyle konuştuğunda içindeki Allah Teala'ya itaat sevgisi artarsa korkma. O insan Allah Teala'yı seviyor. Onun yolunda sana da faydalı olur. Ama seni dünyaya dünyaya çevirmeye çalışıyorsa hemen kaç diyor. Kalbin sıkılıyorsa onu dinlerken hemen kaç diyor. Hemen kaç. Çünkü bu pazarda demek ki balık alacağım derken karides satıyorlar meğer. O çıkar meydana veya istakoz neyse. Yani hanefilerin yemediği şafiler yer mesela. Yer denizden çıkanı yer. E niye şafiler e, e, öyle? Öyle, sen de bu konuda imamlık mertebesine gelirsen dinde, mezhep imamı, e, o zaman söylersin, yoksa şimdi sen bu dördünden birine tabi olacaksın kardeş. Onun için bu kadar çok hoca da okudu. Hocalarının, isimlerinin yazıldığı satırlar 5-6 tane oldu. Hepsinden, hepsinden de ilim aldı. Efendim, biraz da süremizi geçtik abdülvahhab ve Şarane Hazretlerini inşallah haftaya anlatmaya devam edeceğiz hoşçakalınız efendim ilimden medeniyete